Tüm dünyada caddelerin bomboş olduğu bu günlerde biz de anormal tarihi evden yapmaya devam ediyoruz. Özellikle İtalya'da yaşanan karantina, binlerce yıl önce aynı topraklarda insanların dışarı adım atmaya korktuğu bir dönemi anımsatıyor. Hayır hayır, kara veba değil. İtalya geçmişte en az salgın hastalıklar kadar korkutucu bir düşmana sahipti. Peki Romalı generallerin kabusu olan, halkı korkudan evlere hapseden bu komutan kimdi? Elbette Hannibal Barca. Sami ırkından gelen Hannibal, M.Ö. 247'de Kartaca'da yani günümüzdeki Tunus sınırları içinde doğdu. Babası Kartaca'nın en büyük komutanlarından Hamilkar'dı. Küçük yaştan itibaren babası tarafından oldukça sıkı bir askeri eğitim aldı. O dönemlerde Kartaca ve Roma birbirinin azılı düşmanlarıydı. Bu yüzden babası ölmeden önce Hannibal'a Roma'yı bitireceğine dair ant içtirdi. Babasının ardından ordunun başına geçen Hannibal'ın artık hayattaki en büyük ideali ona verdiği sözü yerine getirmekti. Vakit kaybetmeden Roma'nın üzerine gitmek için hazırlıklara başladı. Son derece köklü ve güçlü bir medeniyete karşı savaşacaktı. Ancak onun en büyük avantajı askeri dehası ve coğrafyayı iyi okuyabilmesiydi. İlk olarak İspanya'ya girdi ve 2 sene içinde neredeyse tüm İber Yarımadası'nı kontrol altına aldı. Babasının döneminde 1. Pön Savaşı'nda Roma karşısında yaşadıkları ağır mağlubiyetin intikamıyla yanıp tutuşuyordu. Bu yüzden Roma'nın tüm müttefiklerine teker teker saldırıyor ve büyük zaferler kazanıyordu. Hannibal'ın ayak sesleri artık tüm Avrupa'da yankılanmaya başlamıştı. Roma ile tüm anlaşmaları feshettiğini duyurarak 2. Pön Savaşı'nı resmen başlattı. 100 bin asker ve 37 fille Pirene Dağları'na doğru yola koyuldu. Dağlardaki kabileler ve olumsuz iklim koşulları ise geçişleri zorlaştırıyordu. Romalılar ve müttefikleri de her an saldırabilirdi. Böylece Hannibal yepyeni bir stratejiye başvurarak dağların arasından kendi yolunu açtı ve tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Ya bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız. Hannibal'la nasıl mücadele edeceğini bilemeyen Roma, son düzenli ordusunu onun üzerine gönderdi. Ancak Türklerin hilal taktiğini uygulayan Hannibal, Roma lejyonlarını büyük bir bozguna uğrattı. Artık önünde bir engel yoktu. Napoli ve Roma şehirlerinde hakimiyetini ilan etmek üzere yola koyuldu. Fakat başarı beraberinde türlü kıskançlıkları da getiriyordu. Kartaca Senatosu'ndan komutanlar Hannibal'ın zaferlerini ve üstünlüğünü kabullenemeyince desteği kesti. Buna rağmen birçok başarı elde etti ancak artık orduya takviye gerekiyordu. Ülkesi ise ona destek olmayı reddediyordu. Bu sırada kendisine yardım eden kardeşi de öldürülmüştü. Hannibal, mühimmat ve asker yetersizliğiyle zor durumda kalırken, Romalılar da yeni bir ordu kurdu ve onu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine kaçak hayatı yaşamaya başladı. Önce Suriye'ye, ardından Anadolu'da İznik bölgesine kaçtı. Fakat bu sonsuza dek sürmedi. Sonunda Romalılar tarafından kapana kıstırılan Hannibal, düşmanlarına teslim olmayı büyük bir onursuzluk olarak gördü ve Roma'yı şu büyük derdinden kurtaralım diyerek yüzündeki zehri içip intihar etti. Tarihe stratejinin babası ve gelmiş geçmiş en büyük askeri deha olarak geçen Kartacalı komutanın dünyada ölümü büyük ses getirmişti. Binlerce yıl önce Romalıları sokağa çıkamayacak kadar korkutan general, aslında düşmanlarından ziyade kendi halkının ihaneti sonucunda yenilmişti. Türkiye sınırları içinde ölen Hannibal adına 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimleriyle Gebze TÜBİTAK yerleşkesine bir anıt mezar yapıldı. Tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan Hannibal Barca hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.